yayından merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine bir kendi yaptığım paket açılımı videosuyla karşınızdayım. Bu paketi çıktılarını alıp kendim yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bence çok tatlı oldu. Hatta dışından da bakabilirsiniz. Bence çok şirin oldu. Eğer siz de yapmak isterseniz PDF'leri açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz yapın arkadaşlar. Bence gerçekten güzel bir uğraş alıyor. Dediğim gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Bu arada bundan bir önceki kendi yaptığım sürpriz paket açılımı videosunu da izlemek isterseniz şuradaki işaretine tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan başlamak istiyorum. Burada böyle çok tatlı bir tane bebeğimiz var. Bebek değil mi? Bunun henüz bir ismi yok ama böyle çok tatlı kalpler içinde duruyor. Burada gökkuşağı falan var. Bu arada rengi çok güzel değil mi? Böyle pastel duruyor. Yani kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama hani böyle pastel duruyor. Gerçekten çok güzel. Şimdi paketimizi yavaştan açmaya başlayalım bence. Burada zaten makaslı yeri var. Hatta hani açılma yeri belli olsun diye böyle bir ufak bir kesik attım buraya. Makasla açalım. Kötü yırtılmasın diye elimle yapıyorum. Ay, elimle yapmıyorum. Yoksa biraz dağılıyor. Ben bu şekilde saklamayı sevdiğim için değiştirmiyorum yani. Aynı şekilde paketine geri koyuyorum. Saklıyorum bunları. Hani sonuçta kendim uğraşmış olduğum için atmaya kıyamıyorum. Şimdi burada ilk başta bebeğimiz çıkıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi çok tatlı yatağında yatıyor. Hatta böyle peruğu da var. Bu saçının kenarlarında beyazlıklar kaldı ama onu arkasına yapıştırdığım kısım öyle oldu yani, o yüzden onu da geri düzeltemiyorum, böyle kaldı yani. Bebeğimiz çok tatlı, hatta burada da kıyafetini değiştirmek istediğimizde bunu böyle çıkarabiliyoruz. Burada çift taraflı bant kullanacaksanız bence çok kullanmayın çünkü sağlam olduğu için zor çıkabiliyor. Bebeğimiz bu şekilde. Bunu geri yatağına koyalım. Burada yatağı da çok güzel değil mi? Böyle şey yıldızlar falan var. Şu altını da yapıştırsaymışım keşke. Normalde yapıştırılmıyor sanırım ama yani bu şekilde altından çıkmasından iyidir. Siz öyle yapabilirsiniz yapacak olursanız. Bunu bu şekilde buraya koyuyorum. Çıkan şeylerle devam edelim. Burada bebeğimizin maskesi var arkadaşlar. Ben hani en sevdiğim parça bu arkadaşlar. Böyle çok tatlı maske kutusu var. İçinde de maskesi var. Onu yapacağımız zaman açıp göstereceğim size. Ve diğer eşyalarımızla devam edelim. Burada da böyle bebeğimizin eşyaları var. Yani burada kıyafetleri var, işte diğer perukları, saçları falan var ve bunun içinde böyle duruyor hepsi. Tam şeyini kapatmak istemedim yani, kesmek istemiyorum. O yüzden böyle kutu gibi içinden almış olacağız. Burada da böyle soru işareti var. Şimdi bebeğimizi oynatmaya başlayabiliriz. Hani içinden çıkanlar bu kadardı ama bunun içinde bayağı bir şey var. Zaten çıkınca siz de göreceksiniz. Paketini şöyle yan tarafa mı koyayım ya da ne yapalım? Bebeğimizi ortaya alalım. Paketi kenara alalım. Şimdi ben ilk önce bebeğimize tüm maske yapmak istiyorum. Böyle çok tatlı. En sevdiğim bu olduğu için ilk önce bununla başlayacağım. Maskemiz bu şekilde. Böyle çok tatlı duruyor. Ben de çift taraflı bant yapıştıracaktım ama sonradan vazgeçtim. Yani çok gerek yok arkadaşlar. Ve birazcık bebeğimiz korkunç duruyor bu aşamada ama bence çok tatlı. Bu da maskenin kutusu. Şuradan yırtıp açma yeri de var aslında. Ama ben hani kıyamıyorum böyle yapmaya. O yüzden bu şekilde. Maskemizi yaptık. Bunu geri hemen çıkaralım. Bebeğimizin peruğunu da çıkaralım. Daha kolay bakım yapabilmek için. Geri bebeğimizi koyalım. Ve buradan çıkan malzemelerle devam edelim. Bunların hepsini teker teker çıkaracağım. Ay, bakım kremi çıktı. Burada böyle çok tatlı kremi var arkadaşlar. Yani ben çok seviyorum. Böyle kapaklı falan. Bu da çok tatlı. En çok maskeyle bunu seviyorum. Bunu da yapacağız. Ay, düştü. Burada böyle çok tatlı bir tokası var. Bayağı bir şey de var bu arada. Burada böyle kullandığımız malzemeler hani bebeğimizin yüzüne iyice yedirmek için böyle bir mendil var. Ay, elimi alamıyorum şu an. Hatta maskeyi yaptık, onun üstüne yüzüne iyice yedirmek için böyle yapalım. Hemen bunu geri kenara alalım. Belki yine kullanırız içinden çıkan diğer malzemelerle birlikte.
arada bebeğimizin çok tatlı ayakkabıları var. Ya bence çok şirin duruyor. Bunları da kullanacağız birazdan. İlk önce cilt bakımını yapalım, sonra hazırlarız. Burada böyle yüzünü yıkamak için ya da yıkamak değil de krem diyelim. Ya da sabun olarak da kullanabiliriz. Burada da böyle toka var. Hatta bunu böyle takalım. Hani genelde cilt bakımı yapılırken saçlarımız hani gözümüzün önüne falan gelmesin diye bundan takılır ya. Ben de bunu seçtim. Son olarak da bebeğimizin kıyafeti var. Bu kıyafetlerin uyumu bence çok güzel. Bakar mısınız renklerine? Zaten birazdan da göreceğiz. Şimdi ilk önce kremini kullanalım. Şöyle kapağını açıyoruz. Ay çok tatlı değil mi? Bakın şöyle kapatıyoruz, geri açıyoruz. Bence bu hani mantık çok güzel. İlk önce alıp koyalım. Bebeğimizin yüzüne şöyle sürmüşüz gibi düşünün işte arkadaşlar. Hani kağıt olduğu için tam böyle güzel oynatamıyorum ama olduğu kadar. Şimdi diğerlerini alalım. Şimdi bunu da yanağının diğer tarafını yapalım. Bunu da bu şekilde sürmüşüz gibi düşünün arkadaşlar. Bunu da böyle alnına yapmak istiyorum. Bence böyle çok tatlı oldu. Şimdi kremin kapağını kapatalım. Böyle dursun. Bu birazcık yüzünde beklesin. Biz de o sırada şu kıyafetlerini hazırlayalım. Bunları böyle kenara alalım. Hatta şu tokasını da koyalım. Çok uyumlu bence. Bunları birazdan kullanacağız. Bunları geri koyalım. Ve bunu da yüzüne sıkalım arkadaşlar. Hani bunu sıkmak için böyle sıktığınızda görünecek bir kağıt yok maalesef. O yüzden bu şekilde sıkmışız gibi hayal edebilirsiniz. Hani tamamen hayal gücünüze dayanarak oynuyorsunuz. Bunu da yine mendilimizle dağıtalım. Çok tatlı oldu. Şimdi bebeğimizi çıkaralım arkadaşlar. İlk önce şu tokasını çıkaralım. Tokasını şu tarafa koyalım. Sonra saçına takalım. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Buraya da tokasını yapalım ama tam ortaya mı yapsak ya da böyle mi olsun? Bence böyle olmalı. Böyle daha şirin duruyor. Hatta birazcık daha şöyle yapalım. Böyle daha tatlı durdu bence. Şimdi pijamasını çıkaralım arkadaşlar. Ve çok tatlı kıyafetlerini artık giydirebiliriz. Kıyafetini bu şekilde giydirdim. Bence çok sevimli durdu. Hem de renk uyumu da çok güzel bu arada fark ettiyseniz. Şimdi ayakkabısını giydirelim. Ayakkabıları da çok şirin duruyor. Böyle üstünde emoji varmış gibi. Ayakkabılarını da takalım. Bence çok tatlı oldu. Bu saçı tam sabitlenmediği için böyle oynuyor. İsterseniz bunu yaparken çift taraflı bant da yapıştırabilirsiniz içine. Yani bu da bir tavsiye olsun. Bu şekilde bebeğimiz hazır arkadaşlar. Cilt bakımını yaptık, maskesini yaptık. İşte bu ürünlerini falan kullandık ve üstünü giyindik. Şimdi dışarı çıkabilir bebeğimiz. Bence çok sevimli oldu. Siz de bunları yapabilirsiniz. Eğer bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.